Amerika'da pilot olarak çalışmanın şartları, koşulları nelerdir ve bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Birazdan Kaptan Baha'dan. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Bugün sizlere Amerika'da pilot olarak nasıl çalışabilirsiniz bunu anlatacağım. Şimdi daha önceden Amerika'da uçuş eğitimi almakla ilgili birkaç tane video yapmıştım. Hatta bunları bir paketle koymuştum YouTube'da. İsterseniz onlara buradan ulaşabilirsiniz. Amerika'da uçuş eğitimi almak istiyorsanız bayağı verebileceğim öneriler var sizlere. İşte uçuş okulu nasıl seçilir, hangi üniversiteye gidilir eğer üniversitede uçuş eğitimi almak istiyorsanız ve bunlar neler dikkat etmeniz lazım, nelere dikkat etmeniz önemli değildir. Çünkü Türkiye'den gelen bir kültürle Amerika'daki uçuş eğitimlerine bakarsanız eğitim organizasyonuna o zaman bazı şeyleri atlayabilirsiniz. Bunları o video videolarda anlatmıştım size şimdi o videoları yaptığımdan buna yaklaşık bir bir buçuk yıl kadar bir zaman geçti o zamandan bu zamana kadar da Amerika Birleşik Devletleri'nde havacılık camiasında sivil havacılık camiasında büyük bir pilot açığından söz edilmeye başlandı özellikle de pandemi sonrasında insanların tekrardan yolculuk yapmasıyla birlikte ve pandemi sürecinde de maliyetlerini kısmak isteyen hava yollarının bazı pilotları erken emekli etmeleri sonucunda da hava yolları biraz e, hazırlıksız yakalandılar bu sürece açık konuşmak gerekirse bu hazırlıksızlıkların başında da yeteri miktarda pilot olmaması geliyor. Şimdi bu aynı zamanda başka konularda da geçerli. Yani sadece pilotluk mesleğinde değil, hava yollarının örneğin yer görevlilerinde yeterince insan olmamasıyla da bu tür problemler ortaya çıkıyor. İşte bagajlar yerine zamanında varmıyor çünkü yeterince eleman yok. Verilen maaşlar çok düşük bulunduğu için bazı insanlar hava yollarına geri dönmek yerine ne yazık ki başka sektörlerde de iş bulmaya başladılar. Bunun da etkisi var. Şimdi pandemi sürecinde bir gün bir ara bana bir anda Türkiye'den arkadaşlardan bir sürü mesajlar, e-mailler, sorular gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de böyle elden ele dağıtılan işte Amerika'da pilotlar işe alınacaklarmış, Biden bunu onaylayacak türünden bir paylaşımdı. Özellikle de bir takım avukatlık firmaları size immigration'da yardımcı olmak amacıyla bazıları İstanbul'a kadar gelip seminerler bile verdiler. Benim söz ettiğim konu bunların dışında. Yani bu avukatlık firmalarıyla yapacağınız işler tamamıyla sizin kişisel olarak yapacağınız işlerdir. Amerika'da oturum ve çalışma izni alma konusunda. Şimdi gelelim Amerika'da nasıl pilot olabilirsiniz? İsterseniz bunu anlatmak için önce benim nasıl olduğumu kısaca bir değineyim. Ben 19 1992 senesinde Amerika'ya öğrenci olarak geldim. Eğitimimi Türkiye'den Bilkent Üniversitesi'nden sonra burada devam etmek istedim. Ondan sonra ama o zamanlar benim pilot olmaya niyetim yoktu çünkü pilot olamayacağımı düşünüyordum gözlüklerim nedeniyle. Ama buraya geldikten sonra ve gözlüklü pilotların da olabileceğini de gördükten sonra yavaş yavaş düşüncelerim bu yöne doğru kaymaya başladı. Benim Bilkent'ten bilgisayar eğitimim var. Burada ekonomi eğitimi aldım. Dolayısıyla bunların birleşmesiyle beraber biraz da şansım haber gitti. Tam da 2000 yılı öncesinde büyük bilgisayar sistemlerinin patlayacağı düşünülüyordu. Bunların çok büyük sekteye uğrayacağı düşünülüyordu. O nedenle de bunların bir anlamda tırnak içerisinde tamir edilmeleri gerekiyordu. Benim de Türkiye'den bu konuda deneyimim olduğu için beni bayağı firma aradı ve bu deneyimimden ötürü de bana Amerika'da çalışma izni aldı. Şimdi çalışma izni Amerika'da nasıl insanlara veriliyor? Her Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin'e, Ayşe'ye verilmiyor. Nasıl bir insan olmanız lazım? Bir takım deneyimlerinizin olması lazım, bir takım eğitimlerinizin olması lazım. Benim aldığım vize de H1B vizesiydi. Bu da dediğim gibi özel eğitimleri olan, özel Amerika ya da iş gücü olarak ihtiyaç gösteren bir takım alanlarda çalışmanız gerekiyor. Bu da benim için bilgisayar sektörüydü. Bunun değişik aşamaları var. Örneğin PhD'niz varsa çok daha hızlı sürüyor işlemler. Eğer master'ınız varsa biraz daha yavaş sürüyor vesaire. Ayrıntılarına girmeyeceğim. Bu süreç sonucunda ben çalışma vizemi aldım ve okulumu bitirdikten sonra her ne kadar bir yıllık benim OPT, Optional Practical Training olayı olsa bile yani bir yıllık staj yapma hakkım olsa bile ben gittim bu çalışma izninden aldım ve size 3 yıllık bu vizeden veriyorlar. Bu vizeyi verdikten sonra bir 3 yıl daha süresi bittikten sonra uzatmaya hakkınız var. Fakat ben aynı zamanda bu vizeyi aldıktan sonra doğrudan Green Card'a başvurma hakkı elde etmiştim ve bunun peşinden gittim ve açık konuşmak gerekirse iyi ki de gittim. İşte bunun sayesinde ben Amerika'da oturma çalışma izni aldım. İkinci bir 3 yıllığa uzatmaya gerek kalmadan benim Green Card'ım elime gelmişti. Dolayısıyla ben Amerika'da oturumu olan çalışmaya müsait sadece Amerikan vatandaşlarının çalışması zorunlu olan işlerde çalışamayacak bir insan haline geldim. Bu da bana hava yollarında çalışmanın kapısını açtı. Daha ayrıntılarına girmeyeceğim. Bir takım işte 11 Eylül gibi olaylar, 2008 ekonomik krizi gibi olaylar benim hava yollarına girmeme bayağı yavaşlattı, bayağı geciktirdi ama sonunda ben hava yollarına girdim. Hava yollarına girdiğim zaman benim yaptığım olay en dipten, en aşağıdan, kıdem sırasının en aşağısından başlamak. Şimdi burada önemli bir var. Benim green kartım olduğu için ben istediğim hava yoluna başvurabildim. Dolayısıyla çalışma ve oturma sayesinde ben hava yollarını ben seçebildim. Şu an Amerika'da Temmuz 2022'den bahsediyorum. Şu an Amerika'daki bazı hava yolları pilot ihtiyacını karşılamak için yurt dışından hazır yetişmiş pilotları alıyorlar. Dolayısıyla örneğin Türk Hava Yolları'nda, Pegasus'ta işte Türkiye'deki diğer hava yollarında çalışan arkadaşlar da başvurabiliyorlar ve Bunlara çalışma izni alınabiliyor fakat işte burada çok büyük bir fakat var Türkiye'den gelip de eğer burada Green kartınız yoksa o işte orada zorlanacaksınız demektir Çünkü Türkiye'de diğer ülkelerle aynı seviyede Dolayısıyla diğer ülkelerle aynı bekleme süreleri var Türkiye'den gelen adaylar konusunda. Ancak Amerika bir istisna yapmış. Bunu neden yapmış bilmiyorum. Normalde bir buçuk yıl süren bu sürece Avustralya'yı katmamış. Avustralya'nın aynı süreci yaklaşık 3 ay gibi kısa bir zaman sürüyor. Dolayısıyla şu an hem benim çalıştığım havayolunda hem de Amerika'daki bazı havayollarında hepsi bunu yapmıyorlar. Avustralyalı pilotlar doluşmaya başladılar. İşte bu nedenle eğer mesela benim başvurduğum havayolunda başvurduysanız, haber alamadıysanız büyük bir olasılıkla Avustralya'dan gelecek olan pilotların gelmesini bekleyecekler. Ondan sonra kapıları açacaklar. Bu arada bana çok fazla gelen başka bir soru daha var. Onu da hemen açıklığa kavuşturayım. Bir sürü arkadaş diyor ki eğer diyor ben diyor Amerika'da şu eğitimi alırsam e, ondan sonra ben gelip orada kalabilir miyim? Hayır kalamazsın. Çünkü aldığın uçuş eğitimi biraz önce benim Amerika'da kalmamı sağladığını söylediğim H1B vizesi kriterlerine uymuyor. Uymadığı için de uçuş eğitimini sen istediğin zaman tamamla burada. Arkasından da uçuş okulları olsun, hava yolları olsun veya başka firmalar sadece senin pilot lisansına bakıp sana Amerika'da çalışma vizesi almayacaklar. Bunu mutlaka unut. Ama şöyle bir olay var. Ben genç arkadaşlara söylüyorum. Örneğin işte ben bir takım arkadaşlardan mesajlar aldım. Dediler ki bana ben ilk bine gireceğim Türkiye'de. Tamam. Ondan sonra pilot pilotaj yazmak istiyorum. Şimdi her şeyden evvel bu tamamıyla senin bütün beyninin özelliklerinin, güzelliklerinin tamamını çöpe atılması demektir. Çünkü ilk bine girip sen burslu da okusan pilotajı ondan sonra yurt dışına gelemezsin. Yurt dışına gelemediğin için de sen Türkiye'nin şartlarında kalmış olacaksın. Bunu ayrı bir videoda size anlatacağım. Yani burada pilot olarak çalışmakla Türkiye'de pilot olarak çalışmak arasında ne kadar dağlar kadar fark var ve burası ne kadar çok çok daha iyi hepsini size anlatacağım ama başka bir videoda yapacağım onu. Bugün eğer siz çalışmak istiyorsanız Amerika'da yapmanız gereken bir takım şeyler var. Bir kere her şeyden evvel CV'nizin düzgün yazılması lazım. Öyle yalap şap bir CV yazılmaması lazım. CV yazarken dikkat etmeniz gereken konular var. Onu da ayrı bir video ile anlatacağım sizlere. Dolayısıyla eğer siz gelip de burada çalışmak istiyorsanız sizin elinize mümkün olduğu kadar tüyolar vereceğim, mümkün olduğu kadar elinize imkanlar sağlayacağım ki İster benim hava yolum olsun, isterse başka bir hava yolu olsun, gelip buralarda çalışabilin, buraları gelin ve burada da memnunsanız kalın diye. Dediğim gibi, eğer siz deneyimli pilot değilseniz, şu an hiçbir şirket sizi işe almak için sponsorluk yapmıyor. Eğer deneyimli pilot iseniz, bu sefer de oyunu buranın kurallarına göre oynamanız gerekiyor. Dediğim gibi, doğru düzgün yazılmış bir CV, açıklayıcı bir İngilizce, iyi bir İngilizce mutlaka olmazsa olmazları şartların. Bu konuda daha ayrıntılı videolar, daha başka alt konularında videolarda yapacağım. O yüzden beni izlemeye devam edin. Bu konularla ilgili arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırım ve kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Kaptan Baha videosunda tekrardan görüşmek üzere. Mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.